Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu ve değerli eşi Dilek İmamoğlu. Hoş geldiniz tekrar. Ben diyorum ki Arif abi, önce merhaba. Merhaba başkanım. Sesi geliyor. Ay, ne güzelsiniz valla. Harika. Çok teşekkür ederiz valla. Muhteşemsiniz. Büyük onur duydum. Şu an sahnede Arif Sağ ağabeyimizle, büyüğümüzle bir aradayız. Tabii burada çok güzel insanlarla, muhteşem sanatçılarımızla, dostlarımızla, orkestramızla bir aradayız. Bu topraklarda yoldaşı ve kılavuzu türküler olan insanların asla sırtı yere gelmez. Türkülerle büyüyen, türkülerin içinde hangi sözler, hangi öğütler var diye dikkatle onu dinleyen ya da söyleyen insan bu topraklara asla kötülük yapmaz. Bu topraklar için, bu insanlar için hep iyilikler düşünür. Türkülerin yüzyıllar boyu bu topraklarda hangi nefeslerden, hangi seslerden, hangi ellerden, hangi enstrümanlardan nice nice geçtiğini tahmin bile edemeyiz. Bu kadar tılsımı yüksek, bu kadar bana göre kutsal bir atmosferin göbeğindeyiz. O atmosferi böyle renkli kılan, derin derin nefes almamızı sağlayan, bir nefes gibi bize ferahlık veren insanlar vardır. Bu yüzyılın o ferahlık veren insanlardan birisi de Arif Sağ'dır. Tanışmaktan, ara sıra dertleşmekten, ara sıra öğütlerini almaktan onur duyuyorum. İyi ki var, Allah sağlığını versin, hep yanımızda, hep başucumuzda olsun. Sağlık diliyoruz. Bugün bu ev sahipliği yapma onurunu İstanbul halkı adına burada yaşamaktan da büyük mutluluk duyuyorum. Sevgiyle, saygıyla hepinizi selamlıyorum. Başkanım, başkanım, ben bir sürpriz yapmak istiyorum size. Hemşehriniz, köylünüz, Bedirahmi Eyüboğlu'nuz olağanüstü bir türkü üzerine şiir yazmış. Çok. Onu okumanızı istiyorum. Kısa da olsa bir kısmını okuyun lütfen. Kirazın derisinin altında kiraz, narın içinde nar. Benim yüreğimde boylu boyunca memleketim var. Canıma ciğerime dek işlemiş, canıma ciğerime sapına kadar. Elma dalından uzağa düşmez. Ne yana gitsem nafile, memleketin hali gözümden gitmez. Binbir yerimden bağlanmışım, bundan ötesine aklım ermez. Yerliyim yerli olmasına, ilmik ilmik, damar damar yerliyim. Bir dilim Trabzon peyniri, bir avuç tiftik, bir cimdik çavdar, bir tutam şile bezi gibi dişimden tırnağıma kadar ressamım. Yurdumun taşından toprağından sürüp gelir nakışlarım. Taşıma toprağıma toz konduranın alnını karışlarım. Şair şair olmasına, canım kurban şiirin gerçeğine asına. İçerisine insan kokusu sinmiş mısralara vurgunum. Bıçak gibi kemiğe dayansın yeter. Eğri büğrü, kör topal kabulüm. Şairim, zifiri karanlıkta gelse şiirin hası, ayak seslerinden tanırım. Ne zaman bir köy türküsü duysam, şairliğimden utanırım. Bravo. Şuna yakından iyi okudunuz. Başkanım, ev sahibisiniz. Arif abi, çiçeklerle, güllerle selamlayalım. Lütfen sevgili şey var. Bravo. Arif abi. Bir şey de artık ya. Ya bir şey, ben çok dedim de ya yine diyeyim. Başkanıma
Ve ailesine, bugün ailesini de katayım. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Bundan sonra da güzel olacak. Çünkü güzel olmaya alıştık. Yani başkan bize güzelliği öğretti. Şimdi güzellik gittikten sonra sıkılırız, canımız sıkılır. Onun için güzel olmak zorundayız. Ben sizde, sevgili dostlarımız, sizde bu güzelliğe katkıda bulunmalısınız.